Tamer Korkmaz, foyaları fena döküldü. Sürpriz yok, Ankara'daki canlı bomba saldırısının PKK-DH ortak yapımı olduğu belirlendi. Terör eyleminin kontra niteliği tescillenmiş olduğu sahte bayrak gösterenlerin düzenbazlığı çok çabuk gün ışığına çıktı. Saldırının üzerinden sadece birkaç dakika geçtikten sonra başta terör partisinin eş genel başkanı olmak üzere devlet yaptı diyenlerin iş bu iftirayı atarak saldırıyı düzenleyen hakiki adresi gizlemeyi amaçladıkları ortadadır. Kafadan Katil Erdoğan sloganı veya manşeti atanların ya da terör eyleminin faturasını katilleşmiş devlet anlayışına çıkaranların ortak özelliği PKK terör örgütünü tüm hücreleriyle destekliyor olmalarıdır. Mevzu bahis algı harekatına girişmelerinin nedeni saldırının arka planını hasır altı edebilmek, böylece işin içinde PKK'nın da olduğu gerçeğinin üzerine örtebilmekti. Fena yakalandılar. Mızrakları çuvala sığmadı. Her santimetre karesinden kan damlayan derin oyunları bozuldu. Seçim öncesinde HDP'yi masum göstermeye böylelikle terör partisinin bir defa da barajı geçebilmesine ayarlanmış bir terör eylemi gerçekleştirildiği ayan beyan ortaya çıktı. HDP'nin 5 Haziran'daki Diyarbakır mitinginde patlayan bombanın PKK işi olduğu kanıtlanmıştı. Suruç'taki canlı bomba saldırısında ise DAEŞ'le PKK koalisyonunun izlerine rastlanmıştı. Ankara'daki saldırıyla alakalı deşifre edilen gerçekler, ipleri Amerika'nın elinde olan taşeron terör örgütleri arasındaki iş -bu kanlı işbirliğinin vardığı boyutu gösteriyor. PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD artı Daesh, zalim diktatör Esed'in askerleriyle birlikte muhaliflere karşı güç birliği yaptılar. PKK ile Daesh'in terör tandeminde son dönemde bağımsız Müslüman Türkiye'ye karşı kuruldu. Yönetmenleri Siyah ve Mossad'tır. El Muhaberat'tan yardım aldıkları da sır değildir. Ankara'daki dehşetengiz terör saldırısını 9 saat önceden Twitter'dan duyuranlardan biri, HDP'nin vekil adayı, diğeri de PKK'lı militan çıktı. Bir Ozan Abdal Rumuzlu olanı en korkunç ihtimal Suruç 2'dir. Olası bir bombalı eylem en büyük katliamdan birine yol açabilir diye yazmıştı. Diğer maskeli hesapsa bomba Ankara'da patlayacak diyordu. PKK terör örgütünün destekçileri olan Doğan medyasıyla paralel medya gün ışığına çıkan bu hakikat üzerine paniğe kapıldılar. Haberlerinde mevzu bahis ikilinin HDPKK'lı oldukları hususuna gözlerini fal taşı gibi kapattılar. Ankara'daki terör eyleminin PKK daş işbirliğiyle yapıldığının ortaya çıkması hem Doğan medyasının hem de paralel terör örgütü medyasının ilk andan itibaren icra ettikleri psikolojik harekat operasyonunu berhava etti. Terör partisi HDP'yi parlatmak çin 40 takla atan Okyanus Medyasının oyunları bozulmuş oldu. Washington'ın beslemesi. Ankara'daki patlamanın ardından bu işte bir mit yeniyi var diyerek psikolojik operasyona girişen kan dündarın cumhuriyeti terör saldırısının ardından PKK'nın da yer aldığı gerçeğini itina ile gizleyenler arasındaydı. Paralel yapının ve PKK'nın candan destekçisi Washington Portakalı Cumhuriyet dünkü nüshasında PKK'ya gözlerini sımsıkı kapatmış vaziyette, IŞİD Türkiye'de örgütlenirken devlet görmezden geldi, iktidar yolunu açtı iftirasını attı. Besle kargayı manşetiyle çıktı. IŞİD ile PKK arasındaki işbirliğinin, ortaklığın kanıtlanmasını yazmaya ise cesaret edemediler. PKK terör örgütünün canla başla destekçiliğini yaparken başını kuma gömmek mi? İşte böyle bir şeydir. Türkiye'deki baronsal gladiyonun artı CIA ile Mossad'ın namı hesabına yayın yaparken iş bu etki ajanlığı doğrultusunda Ankara'ya çamur atmak mı? Fevkalade konforludur. Sefer görev emriyle gerçekleşmiştir. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak